Salatalık, kabak, domates, biber ve fasulyeye tüketici akın etti. Elleri sepetleri dolu taştı. Ama bahsettiğimiz sebzeler değil. Ne acı ki sebzelerin fideleri. Artık tüketici varsa, bahçesi yoksa saksısında yetiştirmeye karar verdi sebze ve yeşilliğini. Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkarılan sebze fidelerine ilgi büyüktü. Aynen. Ne aldınız? Salatalık, biber, domates. Salatalık aldım, domates aldım, kıl biber aldım, iki tane fasulye aldım, iki tane kabak aldım. Ve her birini 3 lira 25 kuruşa aldı. Alışveriş sepetleri doldu taştı. Tabii sebzeler değil, sebzelerin fidesi kapış kapış satıldı. Ürün olarak biber 28 lira mı, öyle bir şey? Geçen 4 tane domates 40 lira. Yani domatesin tanesi 10 lira. Markette reyonlara pahalılıktan yanaşamayan bahçe marketleri akın etti. Pazardan eli boş çıkanların elleri o alamadıkları ürünlerin fideleriyle doldu. Millet üretim yapmayınca üretime yönleniyorsun. Patlıcan olmuş 10 lira. Mecburen üretmeyi balkonda, saksıda olmuyor da işte umut dünyası. Domates, biber, salata, ne gerekiyorsa bahçede ekmek için. Ne gerekiyorsa. Evet, torunlarıma. Marketlerde 13, 18, 20 öyle gidiyor. Alıyorsan 3 tane biber, 3 tane alıyorsun. Torunlar da geldiği zaman onların gözü içine bakıyorum. Ben de bir şey istemezsene diye bakıyorum yani. Onun için domates, biber ekiyorum bunlar için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bahçe marketlerinde son günlerde bu yoğunluğun nedeni fideler. Tezgahta domates, salatalık, biber, fasulye ve patlıcan fideleri adeta yok satıyor. Çiftçi artan maliyet karşısında toprağını ekemez durumdayken pahalılıktan şikayet eden tüketici işte bu nedenle bulduğu en ufak toprağı ve hatta saksıyı bile değerlendirmeye çalışıyor. Büyük boy boy saksılarım var. Ben saksıda üretiyorum. Biz tarım ülkesiydik, biz hayvancılık ülkesiydik. Ben bilmiyorum bu hale nasıl geldik. Sen patlıcanı nerede yetiştireceksiniz? Bahçede. İlk tecrübem olacak. Neden buna yöneldiniz peki bu sene? Hayat pahalılığı bizi buna yöneltti sanırım. Hem tarımı öğrenmiş oluruz çünkü gidişat onu gösteriyor. Böyle görünce ne alacağımı şaşırdım yani. Muhteşem bir şey. Bireysel yani mutfağına katkıda bulunacak, hadi taze yiyebileceği bir şeyler için. Muhteşem bir şey. Üretim güzel. Hatta 76 yaşındaki Mimar Adem Ülker binasının tepesini tarlaya çevirdi ama biliyor ki asıl ekilmesi gereken verimli topraklar ekilmedikçe bu bireysel üretim pahalılığa, geçim derdine çare olmayacak. Yaptığım binanın tepesine bahçe yaptım. Amatörce ama kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Hiç o marketteki fiyatları görünce üzülüyor musunuz peki tüketici için? Üzülmek değil, sinirleniyorum. Herkes kendine göre bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ama bu bireysel. Ülke çapında bunu düşünmek lazım.